Ben I'm Evan Oldsby. Pixar henüz deneysel kısa filmler üzerine yoğunlaşan 12 kişilik bir ekipken burada çalışmaya başladım. O zamandan beri değişmeyen şeylerden biri her zaman sanal kameralara ihtiyaç duymamız oldu. Sanal kameraların nasıl çalıştığını anlamak için önce fiziksel kameraların nasıl çalıştıklarını çok ama çok şekilde anlamalısınız. Bu arada kameralara bayılırım. Kameraları toplar, tamir eder ve hatta zaman zaman onlardan kendime yeni bir kamera bile yaparım. Mesela bu CAD sistemi ile tasarladığım bir kamera. Üç boyutlu bir yazıcı kullanarak ürettim ve bu güzel şey fotoğraf çekiyor. Kameraların şekil ve boyutları çok farklı. Örneğin bu çift lensli kamera çok küçük. Bu da klasik bir Amerikan argusu. Pixar'da sanal bir kamera tasarlarken aslında fiziksel bir kameranın içinde olup bitenleri modelleriz. Fotoğraf çekerken kameranın neler yaptığı hakkında bir fikriniz var mı? Kameranın bir film ya da görüntü sensörü üzerinde ışığı yakaladığını biliyor olmalısınız. Neler olduğunu tam olarak anlayabilmek için gelin basit bir kamera dizayn edelim. Bu kameranın gövdesini oluşturacak kutu. Bu da film ya da görüntü sensörü yerine kullanacağımız kağıt parçası. Kendisine görüntü düzlemi adı veriyoruz. Aslına bakarsanız bunu çok daha büyük boyutlarda da yapabiliriz. Mesela ofisimizi kutu yerine kullanalım. Evet, sahnemiz pencereden gördüğümüz görüntü. Görüntü düzlemimizde pencerenin karşısındaki duvar olacak. Şu an net bir görüntümüz yok çünkü sahnenin her yerinden gelen ışınlar görüntü düzlemi üzerinde rastgele bir noktaya düşüyor. Biz ise görüntü düzleminin her noktasına sahnenin ufak bir alanından gelen ışınların düşmesini istiyoruz. Şimdi de pencereyi çok küçük bir delik dışında tamamen kapladığımızı düşünelim. Bu küçük deliğe kameranın diyafram açıklığı diyelim. Gözünüzün alışmasına izin verirseniz işte size bir görüntü. Bu yöntemin işe yaramasının sebebi açıklığın sadece bazı ışınlara geçiş imkanı vermesidir. Örneğin görüntü düzleminin bu noktasına sadece belirli ışınlar düşebilir. Bu ışınlar sahnenin sadece bu noktasına yansıyan ışınlardır. Kısacası açıklık doğru yönlerden gelen ışınları filtreler. Bu basit kamera dizaynına iğne deliği kamera deniliyor. Odanın arka duvarına bir film asarsak çok güzel bir fotoğraf çekebiliriz. Bu arada kamera kelimesinin Latince oda anlamına geldiğini biliyor muydunuz? Peki ya bilinen ilk kameralara karanlık oda anlamına gelen kamera obscura denildiğini biliyor muydunuz? Şaka değil, bu kameralar aynı bizim ofisimizde olduğu gibi gerçekten de oda büyüklüğündeydiler. Sıradaki alıştırmada bir iğne deliği simülatörü kullanarak bazı sanal fotoğraflar çekeceksiniz. İğne deliğinin boyutu ve açıklığını ayarladıktan sonra fotoğrafı çekebilmek için buraya basmanız gerekiyor. Bunu yaparken görüntünün neden ters olduğu ya da daha da önemlisi açıklığın boyutu değiştiğinde ne olur gibi bazı sorulara cevap vermenizi de isteyeceğiz. Birazdan görüşürüz.